Selamlar arkadaşlar. Piyasalara baktığımızda dün borsada yaşanan satışlar bir hayli bireysel yatırımcının moralini bozmuştu. Dün bu nedenle iki tane video paylaştım. Biraz işin psikolojik tarafını anlatmaya, ifade etmeye çalıştık. Bugün de evet negatif bir hava var ama sonuçta e, belirli destekleri zorladığını görüyoruz. 8 bin, pardon 7 bin e, 800'lerin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Özellikle... 7840'ın üzerinde kalması bence önemli olacak. Bu arada tabii dün de ifade etmiştik. Bu hareketin devamı önce 7930, 7900 hatta 7800'lere kadar da düşebilir diye konuşmuştuk. Bunlar normal. Yani 7800 ile 8100 arasında bir bant hareketi var. Bu kısa vadede baktığımız zaman teknik formasyonda da 7810'da 50 günlük ortalama var. Onun da altına biraz sarksa da şu anda üzerine toparlamış görünüyor. E, tabii bunu e, daha doğrusu pardon e, 100 günlük ortalama var. E, bunun altında tabi 200 günlük ortalama 6500'lerde. Orası şu an için çok kolay bir ihtimal değil. Ama dediğimiz gibi ortalamaların da altına zaman zaman sarkıp ihlaller yapabilir. Bu hareketin devamı 7700'lere kadar da düşme olasılığı taşır. E, fakat netice itibariyle tek parametre teknik değil veya endeksin seviyesi değil. Burada hisse bazlı hareketler ön planda. Dün mesela baktığımızda borsada birçok hisse ciddi manada düşerken bankacılık endeksi pozitifti. Bugün de bankacılık endeksi %3 negatifleri gördü. Dolayısıyla bu neden oluyor diye sorgulamak lazım. Hacimsiz bir gün %2'ler, %3'ler artı yapan bir endeks, ertesi gün %3 eksi yapıyorsa ve normal şartlarda düşmesi gereken teknik seviyelerin de altına birçok şirket ısrarla zorlanıyorsa ve Bununla birlikte yatırımcı psikolojisi açısından ciddi bir kaotik yapı oluşturulmaya çalışılıyorsa bunun arkasındaki nedenleri araştırmak lazım. Şimdi dedik ya ortalamalar 7.810'larda ve oraya değdi, altına da sarktı ve tekrar üstünde tutunmaya çalışıyor. İzleyeceğiz, gözlemleyeceğiz. İşin psikolojik tarafını doğru yönetmek lazım. Hep bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yukarı giderken hemen bir rally olacak beklentisi hayal kırıklığı yaratır diye bir konuştuk. Aşağı düştüğünde de karaları bağlayıp bir daha toparlanmayacak beklentisi de yanlıştır ve panikle hareket etmek de yanlıştır. Mesela yarın ya da öbür gün piyasa yeşile döndüğünde ve tekrar 8 bin üzerine atarsa bu sefer bu iki günde yaşananları unutacaksınız. Bu işin doğasında olan bir durum. Teknik e, bazı şeyleri söylüyor ama biz sadece tekniğe mi bakmalıyız? Dün de ifade ettim yani insanların karar alma süreçlerinde teknik ve temel analizden daha fazla... E, psikolojik faktörler etki ediyor e, bunu konuştuk bu birçok kitaba da konu olmuş davranışsal finansın temel noktalarından hususlarından biri e, Çünkü genel bir bakış açısı oluşuyor toplumda e, olumluysa hep olumluyu gören olumsuzsa hep olumsuzu gören ama bunun içerisinden çıkarılması gereken dersleri ya da e, farklılıkları e, Bu anlamda toplumun tamamıyla birlikte e, hareket ettiği için göremeyen bir yapı oluştuğunda İnsanlar yanlış kararlar alabiliyorlar. Yukarı gittiğinde realize etmiyoruz. Aşağı düştüğünde de zararına satıyoruz ve sonra tekrar yukarı gidince aşağıdan zararına sattığımızı bu sefer yukarıdan alıyoruz. Yani bu döngüyü kıramadığımız zaman da hep bu sarmalın içerisinde hata üzerine hata yapıyoruz. Hata üzerine hata yapıyoruz ve sonrasında birileri kazanırken küçük yatırımcı sürekli kaybeden bir pozisyona düşüyor. Zaten arkadaşlar teknik analiz dediğimiz şey Geçmişte oluşmuş davranışların e, bundan sonra da tekrar edeceği esasına dayanıyor. Yani e, geçmişte da, yatırımcı şu ekonomik koşullarda, şu piyasa şartlarında böyle bir tavır sergilemişti. Bundan sonra da benzer koşullarda benzer tavırlar sergileri verir size. Ama her zaman böyle olmaz. Yani tekniğe baktığınızda şu an dolar bazında 215-216 dolarları da görüyoruz aşağıda. Hatta 200 doların aşağısını da zorla görürsün. Yani herhangi biriniz bir grafik alın elinize. Bin tane grafik, farklı grafik çizersiniz. Ama sadece onlara göre ilerlemiyor piyasa. Ha, temele bakalım. Temellerle yatırım yapın uzun vadeli diyoruz. Temel de her zaman işlemiyor. Yani bilançosu güçlü, karlılığı güçlü vesaire firmalar değil de bir bakıyorsunuz yan taraftaki sır tahtalar götürülüyor. Neden? E, piyasayı yöneten birileri oluyor. Veya hem ekonomik aktörlerin hem siyasi aktörlerin piyasayla alakalı beklentileri veya yönlendirmeleri de etkili olabiliyor. Küresel ve uluslararası, ulusal çapta. Tüm bu parametrelerin e, ışığında bir değerlendirme yapmak, strateji oluşturmak lazım. Bu strateji oluştururken de günlük bakmamak gerekiyor. Günlük bakıldığında zaten asıl problemler ortaya çıkıyor. Dün ne dedik? Gerekirse moralin bozuluyorsa bakma ekrana. Her dakika elinde niye telefonla dolaşıyorsun? Yani ekrana bakıyorsun ya da bilgisayara bakıyorsun. Hatta bazen eğitim verdiğim veya destek verdiğim dostlarımızda bile tereddütler oluyor. Yok şunu bileceksiniz, yani aldıkça düşüyor. Evet, yüzde yarım düştüğünde alırsan düşebilir veya sen iyi seviyelerden alsan da düşebilir. Ama işte zaten işin psikolojik tarafı da böyle yönetiliyor, yani böyle bezdiriliyor insanlar. Burayı anlatmaya çalışıyoruz. Aldıkça düşebilir, ama önemli olan senin neyi nereden aldığındır. Yani en dibi bulamayacağını bilirsen üzülmezsin. Satarken de en tepeyi bulamazsın. Kademeli almanın sebebi zaten budur. Veya e, yukarı giderken de tek bir hisseye bağlı kalmamak bu yüzden önemlidir. Çünkü doğru hissede bile olsan bazen baskılanır, senin hissen gitmeyebilir. O yüzden sektör açışlıkları atırsan birileri gitmiyorken birileri gider. Gidenleri, önden gidenleri kar realizasyonlarıyla e, alırsın kenara, takviye yaparsın aşağı vesaire vesaire. Bunları bir kere bir ortaya koymak lazım. İşin psikolojisi çok önemlidir. Teknik dediğimiz şey e, büyük oyuncular tarafından, Büyük sermaye sahipleri tarafından genellikle istismar edilir ve yatırımcı üzerinde kullanılır. Hep bir söz söylüyorum sizlere biliyorsunuz, izleyenler biliyor. Major hiçbir harekette teknik çalışmaz. Destekler de kırılır, dirençler de kırılır. Önemli olan hikayedir ve e, bir kere konsolidasyon olacaksa, olduktan sonra işler değişir. Piyasanın döngüsünü hatırlayalım tekrar, nasıl ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yükseliş, e, yukarıda oyalanma ve mal boşaltma. Doldur, boşaltlar, sonrasında düşüş, aşağıda bezdirme ve mal toplama, e, konsolidasyon ve bu bir süreç alır, sonrasında tekrar yükseliş. Bu döngü içerisinde genelde e, yukarıda mal boşaltırken yatırımcı bireysel yatırımcı almaya devam ediyor, birileri mal boşaltırken. Bu konuda hep uyardığımızı biliyorsunuz. E, elini orada boşaltmadığı için düşüşte panikle satıyor, ya da satmadıysa orada artık bezdirme sürecine girildiğinde bu birkaç aylık süreçte bu sefer lanet olsun bu bir yere gitmeyecek psikolojisi oluşmaya başlıyor ve elindekini zararına satmaya devam ediyor. Ee, sonra da yükseliş başladığında Allah kahretsin benim bekledi bu piyasa deyip e, sonra elinde kalan son parasıyla bu sefer gene yukarıdan alıyor. Yani bu döngüyü kırmak için psikolojiyi doğru anlamak lazım. Peki nasıl anlayalım? Elimize nasıl veriler var borsayı ve piyasayı şu anda anlamamız için? Bir, arkadaşlar piyasa Zirvelerini gördükten sonra 3 aydır zaten aşağı yönlü bir trend içerisinde. 2- e, Kar eden, döviz fazlası olan, rasyolarda ucuz hale gelmiş şirketler daha da fazla düşürülüyor. Endeks çok fazla düşmese bile. Bezdirme ve yatırımcının elinden mal toplama süreci var. E, bununla birlikte son 2 haftadır görüyoruz. Bugün de veriler açıklanacak. Bakacağız devam ediyor mu diye. Hem tahvil tarafında hem de borsa tarafında küçük küçük yabancı alımları var. Tam e, e, bilançoları iyi gelmiş şirketler düşürülürken borsa 3 aydır aşağıdayken yabancı girişleri de başlamışken sert düşüşler bir de sert düşüş endeks bazında değil aslında hisse bazlı ve o güçlü daha kuvvetli potansiyel olan hisseleri daha fazla düşürüyorlar. Şimdi tüm bu parametreleri değerlendirdiğimizde sizin psikolojiniz oynuyorlar. Sabırlı olan, önüne bir vade koyan kazanır. Ama doğru şirketlerde olmak kaydıyla. Ocak-Mayıs 2023 hazırlayın. Hatırlayın. Herkes lanet okuyordu. Ama ne oldu Haziran'dan sonra? 4,5 ay ralli oldu. Bu sefer kimse yine düşmeyecek zannetti. Orada Ağustos'tan itibaren bakın riskler başladı. Doldur boşaltlar başladı. Ellerindeki malı yukarıdan satıyorlar. İnanmayın 10 bin diyen, 12 bin diyen var. Dikkatli olun dediğimizde bu sefer hadi oradan piyasa yükseliyor. 8500'e gidiyor. Sen ne diyorsun diye bize kızıyorlardı. Şimdi de Psikolojiyi doğru yönetin diyoruz. Elinizdeki güçlü varlıklarınızı da kaptırmayın. Ama bunu e, kriteri tabii tek bir varlıkta olmamakla alakalıdır. Manevra kabiliyetinde olmasıdır. Hareket kabiliyeti kendine sağlamandır. Dolayısıyla bu taraflara dikkat etmek lazım. İstatistiklere de dikkat etmek lazım. Bence kısa süreli en azından bir destek noktasındayız TL bazlı. Ama yükseliş olsa da tekrar 8000 üstüne atsa da belirli yerleri kırması lazım özellikle 8085 hep söylüyorum size. 8060'ın üzerinde kalamıyor diyorduk. 8080'leri zorladı. Geçtiğimiz günlerde 8100'lerin de üzerine attı ama kalıcı olamadı. Çünkü orada da hacim yoktu. Şimdi düşüşlerde de zaten hacim yok. Bu bezdirme süreci devam ediyor. Bu bant hareketi devam ediyor. Bir yerde kırmasını bekliyoruz. Ama bu aşağı yönlü bir trend kanalının üst bandındaki dip noktasını bugün gördük. Ha, buradan tekrar bir tepki gelirse nerelere kadar gidebiliriz? Önümüzdeki günlerde yine 8.060'ları zorlayabiliriz. Bakacağız, izleyeceğiz. Orayı bu sefer kırıp geçerse ki önemli bir kırılma anı. Onu da size ne söylemiştim? Ee, pazartesiden yani özellikle aralığın ikinci haftasından sonra biraz daha anlamlı hareketler olacaksa orada bekliyorum. Bu yarından da başlayabilir. Umuyorum daha erken başlar. Ve özellikle salıdan itibaren de o dediğimiz trendler kıracaksa. Bakın altını çiziyorum. Haber akışları, piyasanın diğer dinamikleri de. ...sonuçta etkileyici ve belirleyici olacaktır. O aralara da dikkat etmek lazım. Kırıp geçerse bu sefer farklı bir trend daha önceki zirvelerini zorlayacağı bir sürece de ilerleyebiliriz. Yani diyelim ki olmadı, düşüşler devam etti. Yine korkmanıza gerek yok. Bir yerde bu sonsuza kadar düşmeyecek. Önemli olan sizin burada borsanın sabit getirili bir enstrüman olmadığını... ...zaman zaman bu tarz hareketler yapmasının çok doğal olduğunu piyasa dinamikleri içerisinde kabul edilebilir olduğunu bilmeniz. Yani arsa aldığında, altın gümüş aldığında, dolar aldığında böyle günlük fiyat hareketleriyle karar vermiyorsun. Borsa da böyle bir yer olarak gör en azından. Yani belli bir sabır, sabrın ve vaden olmazsa burada gelir elde edemezsin. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi Gaye Arkan'ın Bankalar Birliği ile görüşmeleri var. Yine vurgu. Özellikle döviz dönüşümlü KKM'lerle alakalı, TL mevduata geçmeyle alakalı mesajları var. Oradaki bir operasyon devam ediyor. Burada ilerlemeye devam edeceğiz diyor. TL olan talebin artması sevindirici şeklinde açıklamaları var. Yani buradaki temel strateji şu: KKM'yi kontrollü olarak azaltmak. En azından seçim sonrasına kadar bu süreci kontrollü yönetebilmek ve kurda olacaksa bir hareket, ondan sonra olması. E, bunlar zaten konuştuk. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Altın ve gümüş konusunda ufak bir şekilde değinelim. Size ne söylemiştik? Herkes heyecanlandı, rekor kırdı. Ee, kısa vadede direnç noktasına geldiğini ve düşebileceğini özellikle altın gümüş rasyosu üzerinden dizayn edildiğini ifade etmiştik ve gördüğünüz gibi 24 25.90'ları gören ons gümüş 24 doların da altına geldi 23.80'lere kadar geldi. E ons altında 2030 üzerinde tutunmaya çalışıyor. 2020'leri de gördü orada artık eski dirençlerin destek olmaya başlayacağı. Mesela 10 gümüşte 23 60'ların biraz daha destek olarak çalışabileceği. Altına sarkarsa tekrar konuşuruz. Ons altınında 2010 2015 üzerinde kalmak için çaba içerisinde olacağını göreceğiz. ama benim asıl beklentim değerli metallerle ilgili hep söylüyorum. Özellikle 2024 yılı. 2024 yılında çok daha farklı olabileceğini tahmin ediyorum. Piyasaları sakin izleyin. Bugün gelecek verilerle birlikte piyasanın yönü yine şekillenebilir, değişebilir, oynaklıklar olabilir. Açıklamalara bağlı olarak da değişebilir. Ama temel olarak anlattığım bu psikolojik tarafı yönetme konusuna odaklanmanızı öneriyorum. Yani bir sahanın dışına çıkın, tribünden sahaya bakmaya çalışın. Günlük %1-2 fiyat hareketleri önemli değil arkadaşlar. Yani yatırım yapıyorsanız eğer. Ya sonuç itibariyle şöyle bir gerçek var. Yani spot piyasadasın, malın yerinde duruyor. Kaldıraçlı tarafta olsan evet risk, teminat tamamlaman gerekir, daha fazla kayıp yaşarsın, sermayeni kaybetme riski taşırsın. Ama spot olarak elinde atıyorum bir hisseden 5000 lot var, evet %3, %5, %10 düştü ama lot sayın aynı. Yükseldiğinde bu sefer kazanacaksın. Yeter ki sen e, böyle temkinli bir doğru portföy kur kendine. E, doğru portföy kurduktan sonra biraz ihlaller olabilir, seni bezdirmek ve korkutmak için daha da aşağı alabilir ama spot piyasadasın korkma. Borsada diğer kaldıraçları ya da riski tarafları bilmeyen insanlar korkuyorlar. Spottaki ufak düşüşler veya bir sürelik düşüşlerde. Buralarda çok korkmaya gerek yoktur. Bu borsa sonsuza kadar hiçbir zaman düşmez. Ama sonsuza kadar da yükselmez. Burada sadece süreçleri kontrol edebilmek e, önem arz eder. Bunun da tekrar altını çizmiş olalım. Umuyorum anlattıklarım sizlere fayda sağlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.